Günaydın arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben sabah erkenden uyandım ve direkt bilgisayarımın başına geçtim. İşlerimi hallettim. Kahve molası yapmadan önce de hemen ev işlerine girişeyim diyorum. Ondan sonra da kendimi bir kahveyle ödüllendireceğim. Hakan hala uyuyor. Gecicilikten geldi. Yani onun uyanması 12-1 olur. O vakit ben de hemen ev işlerini halledeyim diyorum. O kalkınca da güzelce kahvaltı yaparız. Gördüğünüz gibi bugün temizliğimi yeni akü süpürgemle yaptım. Çok seviyorum, çok memnunum. Bugün de size süpürgemi yakından tanıtmak istiyorum. Dream T20 en iyi emiş gücüne sahip ve bu yüzden geleneksel elektrikli süpürgelerden çok daha iyi ve derin temizlik yapabilir. Akıllı otomatik modu emiş gücünü tüm zemin türlerine ayarlıyor ve böylece akü çalışma süresi uzuyor. Özel filtre sistemine sahiptir ve tozun %99,97'sini filtreliyor ve odaya geri üflemiyor. Dream T20 silindirin yeni dizaynıyla saç ve tüy dolaşmasını önlüyor ve kolayca çözüyor. Zeminler ve halı arasında geçiş yaparken fırçayı değiştirmeye gerekmiyor. Çünkü V şeklindeki fırça başlığı tüm zeminlerde kullanılabiliyor. Ayrıca süpürgenin farklı fırçaları var. İnce aralıklar için, koltuklar için, ikisi bir arada fırçası var ve V şeklinde her zemin yüzü için. Ekstradan bir uzatması daha var ve duvara askısı var. Buraya hem süpürgeyi hem diğer fırçaları takabilirsiniz. Şarj seviyesini LED ekranında görebilirsiniz ve ayrıca 4 farklı moda sahip: Eco, Medium, Auto ve Turbo. Kilit fonksiyonu da var. Bunu ben çok seviyorum. Kilitli olunca mesela sürekli parmağınızı basık tutmanıza gerek yok. Bir kere açıp kapatıyorsunuz. Herkes kendi arzusuna göre fırçayı ve modu değiştirebilir. Çalışma süresini ikiye katlayabilirsiniz çünkü şarjı değiştirilebiliyor. Böylece her zaman yedek şarjı olur ve daha uzun süre temizlik yapabilirsiniz. Ellerinizi kirletmeden toz hazinesi boşaltabilirsiniz ve ardından tüm parçaları çıkarıp ve hatta yıkayabilirsiniz. Ve en iyisi Dream T20 o kadar hafif ki tavanı bile sorunsuz süpürebilirsiniz. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yeni süpürgemle çok memnunum ve size de tavsiye edebilirim. Bizim kodumuzla da bu süpürgeyi indirimli alabilirsiniz. İndirim kodumuzu ve süpürgenin linkini aşağıdaki bilgi kutusuna bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ta 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 ta. Kahvemi yaptım arkadaşlar. Kısa bir kahve molası yapacağım. Ondan sonra hazırlanacağım. Yüzümün şişkinliği de tam zamanında indi. Arkadaşlar tam işimi bitirdim. Bir de bakın kim uyandı. Hakan. Uyanmasaymadım. Ne yapayım? 6-6 saat uyuyacak mıydım? Ben de zaten tam işlerimi bitirmiştim. O yüzden direkt kahvaltıyı hazırlıyorum. Bayılmak üzereyim. Kimler hazırlanmış? Abi devirde kendin yapacağım biliyor Şimdi günlük kombin resim de Senin çekiliyor. kameran da hiç iyi değil ha. Pislenmiştir. Ne? Alfa karanlık gösteriyor. Ne Tuhaf. yapabiliriz? Oldu mu? Ne? İdare eder. Sonunda ben de hazırlandım arkadaşlar ve şimdi gördüğünüz gibi arabadayız, yine yollardayız. Bugün süslendin nedense. Niye? Bir artistik, bir artistik. Birkaç işimiz var, onları halledip eve döneceğiz. Arkadaşlar şimdi de Hakan anneannesine geldik. Bakın ne getirdik. Çamaşır sepeti.
Biz yeni aldık. Ben de bir Noel hediyesi. Biz yeni aldık. O da illa eskisini istedi. O yüzden onu getirdik. Bir de birkaç malzeme daha getirdik. Hakan orada şimdi bir şeyler tamir edecek. Halledebilecek mi? Ayıp ediyorsun kardeş. Anneannenin fırının altında bu şey çerçeve mi ne diyorlar? Tahta çıkmış. Robert bunu bir kere yapıştırmış ama anneannem ayağına değdikçe düşmüş. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Buraya civatadan taktıracağız. Görüntü olarak güzel durmayacak burada bir civat olunca ama en azından sağlam durur. Çıkmaz öyle bir mi daha. Diyorsun? Aynen bir tane taksak yeter. Arkadaşlar gördünüz mü Nala ne kadar tatlı yatıyor. Kışın hep aynısını yapıyor. Resmen kedi de insan olduğu gibi üşüyor. Hep o yorganın altına giriyor biz yokken. Acayip tatlı gözüküyor yorganın altında. Mimardan bugün e-mail geldi. Evin final planını gönderdi ve şimdiden bir ışıklar, lambalar falan nerede olacak, prizler nerede olacak bir düşünün ve plana çizin dedi. Bizde mimarcılık oldu. Yine. şimdi oturma odasındaki prizleri hallettik. Yatak odasındakini de yaptım. Lambaları şimdi nasıl yapsak diye düşünüyorum. Tam nereye olacak? Burada sehpa olacak. Tam sehpanın üzerine aynı şimdiki evimizdeki gibi. Öyle istiyor mu? Aha. Oraya spot istemiyor mu? Hayır aşağı sarksın. Geri kalan tarafı da hep spot. Arkadaşlar bayağı geciktik. Bak neyi şimdi... Neyi unuttuk? Böyle bir şey yapacaktık bak. Nasıl? Duşun içine spotlu. Evet. Adam bize demişti ya. Evet onu da şey plana çiz unutmayalım. Hakikaten. Böyle istiyorduk bak. Işıklı. Evet. Ay dur gözükmedi. Evet. Duşun içine böyle gömülmüş bir raf. Aferin aşkım. Az kalsın unutuyorduk. Ben de şimdi hemen yemek yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı geciktik. Bugün makarna yapacağım. Yanına da böyle tavuklu, mantarlı, biberli sos. Evet arkadaşlar Hakan işe gitti. Ben de hala planın başında oturuyorum ve bir türlü karar veremiyorum. Instagram'da böyle bazen bakıyorum da o kadar güzel evler var ki bir türlü karar veremiyorum. Acaba ben de mi öyle yapsam? Sonra yine başka bir şey görüyorum. Sonra öyle yapmak istiyorum. Sonra yine başka bir şey görüyorum. Ona özeniyorum. O yüzden var ya o kadar kararsız kaldım ki bir türlü planı %100 istediğimiz gibi çizemedik. Ben bakın buraya zaten iki kere çıktısını çıkarmıştım. Birine böyle bütün ışıkları, prizleri hepsini boyadık. Birini de böyle boş bıraktım. Tekrar size göstermek için. Prizler, ışıklar falan hepsi mobilyaları nasıl koyacağımıza bağlı. Mesela biz buraya koltukları karşılıklı koyduk. Televizyonu da buraya yaptık. Televizyon burada olursa buraya 5 tane priz hesapladık. Çünkü şimdi de 5 tane priz gerekli. Ama ekstra böyle kabloyla uzattık yeterli olması için. Yeni evimizde öyle istemiyoruz. Çok çirkin duruyor ve yer kaplıyor boş boşuna. O yüzden diyoruz ki direkt televizyonun olacağı duvara 5 tane priz yaptıralım. Bu sefer ama ileride evi değiştirmek istersek, televizyonu mesela buraya almak istersek... Burada hiç priz olmayacak. O yüzden yani çok kararsız kaldım. Buraya mesela iki tane priz hesapladık. Buraya bir tane. Yani yeşil olan yerler hep normal priz. Bu sarı olan yerde biraz yüksek prizler. Biz televizyonu asacağız ya. Tam böyle televizyonun hizasında, televizyonun arkasında yani önünde durunca hiç gözükmeyecek bu prizler televizyonun arkasında kalacak. Kabloları hiç uzatmamıza gerek kalmayacak. Ama dediğim gibi ileride mesela başka bir masa yaparız veya ne bileyim buraya küçük köşeye bir şey yuvarlak masa alabiliriz. Mesela koltukları şöyle karşılıklı koyarız. Televizyonu buraya koymak isteriz. Burada hiç priz olmayacak mesela. Ondan sonra ne bileyim banyoyu önce şöyle yaptık. Bir dakika şuradan göstereyim bu güzel anlarsınız. Burası duş kabini mesela. Buraya iki tane çeşme yaptık. Karşısına banyoyu. Buraya da tuvaleti. Şimdi ben Instagram'da bakın neler gördüm. Mesela bizim küvetimiz gibi olacaktı dümdüz. Üzerine ben de böyle iki tane lamba veya bir tane lamba istiyordum. Bu gördüğünüz mavi noktada o ışığın takılacağı yer. Ondan sonra ama bakın köşeli banyo gördüm. Bu daha çok hoşuma gitti sanki bilmiyorum. Veya mesela bakın
Bu da böyle köşede. O yüzden ben de şimdi bakın bu küveti aldım. Böyle köşeye çevirdim. Acaba olur mu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok kararsız kaldım gerçekten. Of, ne kadar zormuş ya. Böyle yeniden ev planlamak, prizleri planlamak. Bir şeyi planlıyorum. Ondan sonra diyoruz ki acaba bir şeyi unuttuk mu? Acaba ileride başka olursa? Acaba çocuğun yatağı burada olursa, çalışma masasının burada olursa prizleri nasıl koyacağız? Gerçekten var ya, her şeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey unutmamaya çalışıyoruz. Burası da yatak odası mesela. Yatağı böyle koyacağız. Ondan sonra karşılıklı herkesin dolabı olacak. Instagram'da da hemen şeyini göstereyim. Mesela böyle karşılıklı iki tane dolap. Ortaya da böyle yine komodin gibi bir şey düşünüyorum. Çünkü biz sadece askı istiyoruz. Bu komodin içine de işte iç çamaşırlar, takıları falan, çoraplarımızı koyarız diye düşündüm. Bu alana da sırf spot yapmak istiyoruz. Yani spot ışık yeterince aydın olsun diye giyinme alanı. Buraya da mesela sırf bir tane ışık. Zaten bir daha mimara gideceğiz haftaya. Tekrar planı konuşacağız. Işıkları, prizleri falan hepsi bizim istediğimiz gibi olacak mı, düşündüğümüz gibi olacak, mimarla planlayacağız. Ondan sonra tekrar plan çıkarılacak. Yani şimdi hepsi böyle step by step. Önce evin planını çizdik. İstediğimiz gibi oldu çok şükür. Şimdi de bütün prizleri falan ayarlayacağız. Aslında şimdi mobilyacı da randevu da alabilirim. Plan artık final planı. Yani en yakın zamanda mutfağı planlayabiliriz. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ben herhalde en azından bir 2-3 saat daha bu planın başında otururum. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.